Herkese selamlar. Merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün konumuz kimya bilimine katkı sağlayan bilim insanları. Burada Empedokles, Demokritos, Aristo, Cabir bin Hayyan, Ebu Bekir Errazi, Robert Boyle ve Antonio Lavoisier'i göreceğiz. Empedokles değerli arkadaşlar, evrenin oluşumu ile ilgili orijinal fikirler ortaya atan ve hakkında birçok efsane bulunan Yunan filozoftur değerli arkadaşlarım. Eskiden filozoflar üzerinden de bilim için çalışmalar üretilmiş M.Ö. 490'lı yıllarda doğan ve bütün nesnelerin su, hava, toprak ve ateş olmak üzere dört temel maddeden oluştuğunu ileri sürmüştür. Sevgi ve nefret gibi kavramları madde ile özdeştirerek maddenin itme ve çekme kuvvetleri sayesinde bir arada bulunduğuna inanmış ve bu inancını da doğa üzerine adlı kitapta birleştirmiştir değerli dostlarım. Bunları çok rahat bir şekilde söyleyeceğiz. Geldik bir diğer bilim insanımıza Demokritos. Her şeyin atomlardan ve boşluktan olduğunu ileri sürmüş. Atom fikrini ortaya atan, Yunanca bölünemeyen anlamına gelen atom ismini vermiştir. Atomos, atom fikrini ortaya atan ilk simyacıdır. Maddenin, maddelerin bölünemeyen en küçük parçacığı anlamına gelen atomos kelimesini vermiştir atom fikrini ilk ortaya atan simyacıdır. Demokritus, maddelerin birbirinden farklı olmasının dediğinde, atomların şekillerinin farklı olması veya aynı şekildeki atomlardan oluşmuş olsalar bile bu atomların düzenlenmelerinin farklı olmasına bağlamıştır değerli öğrenciler. Aristo, dört element kavramı var arkadaşlar. Aristo'nun dört element kavramını Geliştirmiştir. Empedokles'in dört element kavramı. Empedokles'in dört element kavramı neydi? Su, hava, toprak ve ateşti. Bunları buralara yazıyorsunuz. Ateş, su, toprak, hava diye. Ateş toprak kuruyu buraya dediğimiz zaman ne oluyor? Ateş toprak arasında kuru olması gerekiyor. Ateş toprak. suyla toprak arasında bir soğukluk. Hava ile su arasında ıslak. Ateş de daha sıcak değerli arkadaşlar bir araya geldi gibi bu şekilde düşünebilirsiniz. Ariston'un birçok alanda çalışmaları var. Fizik alanında olsun, kimya alanında, astronomi, mantık, siyaset değil mi değerli arkadaşlarım? Biyoloji alanda çalışmaları yapan Yunan filozoftur. Geldik. Önemli bir bilim insanı olan Cabir bin Hayyan'a. Cabir bin Hayyan değerli arkadaşlarım. Fizik, kimya, eczacılık, astronomi, mühendislik gibi alanlarda çalışmalar yapan önemli bir bilim insanımız. Maddenin en küçük parçası olan atomda yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerin söylediği gibi bunun parçalanamayacağını söyler. Söylenemez. Atomda parçalanabilir fikrini savunuyor değerli arkadaşlarım. Yani atom parçalanabilir. Demokritos ne diyordu? Atom parçalanamazdı. Bölünemeyen en küçük parçacıktı. Bu yüzden atom diyordu. Fakat Cabir bin Hayyam diyor ki atom parçalanabilir diyor. Bu söyleminin dışında da bazı ne diyelim elementler keşfetmiş daha doğrusu bileşikler keşfetmiş desek daha doğru evet farklı bir bileşikler keşfetmiş sitrik asit asetik asit tartarik asit arsenik tozunu keşfettiğini düşünülüyor bunların haricinde nitrik asit bakın bunlar önemli hidrojen klorür sülfürik asit kral suyunu elde etmiştir değerli arkadaşlar bu yüzden bunlar önemli bir de Baz kavramını açıklamıştır değerli arkadaşlar damıtmada kullanılan inbi'yi geliştirerek bazı kavramını açıklamıştır. Ebu Bekir El Razi, değerli arkadaşlarım İranlı hekimdir, bilim insanı ve filozoftur. Kroze, fırın gibi laboratuvar araçlarını geliştirmiştir değerli arkadaşlar. Simyada kullanılan maddeleri değerli arkadaşlarım bunları metalleri başka maddeleri taşları mesela bunları da sınıflandırmış. Maddenin atomlar ve boşluktan oluştuğunu görüşüne dayanarak uzayda atomlar ne kadar sıkışık kümelenirlerse oluştukları maddenin de o kadar yoğun olacağını e, ifade ediyor Ebu Bekir Eczazi. Bunların haricinde kostik soda gliserini keşfetmiş. Alkolü antiseptik özelliği amacıyla tıpta kullanmış değerli arkadaşlarım. Ve formik asidi elde etmiştir. Karıncalardan damıtma yoluyla formik asidi elde etmiştir. Robert Boyle da önemli bir bilim insanı. Kimyanın Arkadaşlar en ünlü kimya eseri, en önemli eseri Robert Boyle'un kuşkucu kimya adlı eser. Bakın burası önemli. Kuşkucu kimya adlı eseri vardır. Evet. Ve arkadaşlar Boyle ve Hook vakum pompası geliştirmiş bir vakum pompasını kullanarak bir gazın hacmi ve basıncı arasındaki ilişkiyi belirlemişler ve bu da arkadaşlar ne olarak geçmiş karşımıza? Boyle yasası olarak geçmiş. Konularımız ilerleyince zaten Boyle yasasını göreceğiz. O yüzden hiç telaş yapmayın. Burada çok detaylı değerine de inmiyorum. İlk kez kimyasal bileşiklerle karışımlar arasında ayrım yapmıştır değerli dostlarım. Antonio Lovizier. Burada cam balonun ağzını açmadan ısıttığını gözlemliyor. Deney şu. Bir miktar kalay metalini içi hava dolu bir cam balona koyuyor ve ağzını kapatıyor. Tartıyor bunun sonucunda. Cam balonun ağzını açmadan ısıttığında balonda beyaz bir toz oluştuğunu gözlemlemiştir. Bu cam balonu tekrar tarttığında başlangıçtaki ağırlığın değişmediğini görüyor. Yani ısıtmak ısıttığında da ısıtmadığında da aynı. Buradaki deneyden sonucunda diyor ki kütle korunumu kanunu buluyor değerli arkadaşlarım. Bu teraziyi kullanıyor. Başlangıçta örnek verelim 40 gram gelmiş. Daha sonra da ısıtarak yapıyor ve hatta beyaz bir toz oluştuğunu da görüyor. Daha sonra bunu da terazi tarttığı zaman yine 40 gram geliyor. O zaman diyor ki kütle korunur. Tepkimeye giren maddeler işte 10 gram hidrojen, 5 gram oksijen, 15 gram suyu oluşturur. Yani burada ne hidrojen ne oksijenden dolayı oluşan ürün ne olacak? Aynı gramda yani 15'e 15, e 15 40'a 40 gibi. Yani 40 gram kullanmışım 40 gram oluşmuş gibi düşünebilirsiniz. Bu tabi hidrojen 10 gramı 5 gram falan bunlar tabi farazda örnek olsun diye verdik. Evet arkadaşlarım kimya bilimine katkı sağlayan bilim insanlarını bu şekilde sizlere anlattık. Umarım faydasını görürsünüz. Kimya bilimi önemli bir konudur. Bir tane sorunun Ttde gelebileceği bir yerdir değerli dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.